Nerede, ne zaman başlamış ya da kim tarafından keşfedilmiş? Şöyle bir hikayesi var. Daha doğrusu geçmişi var diye. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mutlaka bu konuyla ilgilenenler denk gelmişlerdir. Özellikle Amerika'da, hatta Rusya'ya da benzer çalışmalar var. İşte insan davranışını, ideal vatandaşı tasarlayabilmek için bilişsel kontrol yöntemleri geliştirmeleri istenmiş psikologlardan genel anlamda. Ve bu çalışmalarda hala hatta referans verdiğimiz önemli çalışmalar bu dönemde yapılmış. Aslında bunlar bir çeşit işte insan zihni manipüle edilebilir mi çalışmaları. Mesela işte savaş Evet. kararlarının tekrar hayata tutundurulması ya da işte bilinçli vatandaş nasıl olur, işte propagandanın etkisi nasıl arttırılır gibi gibi çalışma konuları arasında 1963 sanıyorum, hatta ilk için nöropazarlama diyebileceğimiz çalışmadan bir tanesi. Orada bir araştırmacı Amerika'da, aslında bir psikolog ama endüstriyel psikolog diye bir alt başlık da çalışan bir hoca şey yapıyor, reklamların etkinliğini ölçüyor göz bebeği hareketleriyle beraber. Sonrasında arkasından GSR dediğimiz bir cihaz var, birazdan sanırım detaylandıracağız, onun kullanımı artıyor. İlk reklam etkinliği değerlendirmesi işte 1963-4 o dönemlerde. Sonrasında işte bir dönem aslında çok yavaşlıyor çünkü nöropazarlama yönelik işte beyin yıkama yöntemidir bunlar falan şeklinde bazı Evet. karşılıklar var. Ya da işte o dönemde nörobilim tarafından yeterli destek alınmadan ilerleyebilecek bir uygulamanın değil aslında. Çünkü çok özetle nöropazarlama psikolojinin ve nörobilimin literatürünü üzerine üst üste koyarak nöropazarlama çalışmalarını yürütüyor. Dolayısıyla bunların işte bir araya gelmesi, bir metodoloji geliştirilmesi, etik çerçevesinin oluşturulması, işte meslek örgütlerinin, derneklerinin oluşması, bu alanda bir literatürde bir çalışma alanı oluşması daha dediğim gibi işte 2000'li yılları falan buluyor. Adı nöropazarlama oluyor. Ondan önceki çalışmalarda aslında hatta tam yanı hatırlayamayacağım şu anda ama şöyle bir patent başvurusu bile var. Derste hatta bahsediyoruz sıklıkla. Sanıyorum 2001'di galiba. İşte EEG yöntemiyle nörometrik yöntemlerle işte tüketici davranışının belirlenmesi diye bir, aslında bir giriş girizgah yapılmış. Hatta patent de alınmış. Fakat nöropazarlama denmemiş. O deneyim tarih de 2002. Ama uygulama bakımından dediğim gibi yöntemler de eski yöntemler olduğu için. Eskiden kastım şu. Mesela EEG, mesela göz takip cihazı. Bunların aslında ilk versiyonları işte 50-60'lı yıllara kadar uzanıyor. Bizim adapte olmamız daha yakın zamanda.